Burası İlim Osmaniye'deki Korkut Ata Üniversitesi. Korkut Ata Üniversitesi'nde meslek yüksek okullarında 6 Şubat depreminden sonra eğitim, öğretim online yani uzaktan eğitime geçti. Bir yıl dolacak 6 Şubat depremlerine ama hala buradaki hasarlı binalarda herhangi bir onarım vesaire bir çalışma söz konusu değil. Ayrıca öğrenciler, KYK yurdunda kalan öğrenciler online eğitimde olmalarına rağmen o KYK yurtlarına da kayıtlarını silinmesin diye para ödemeye devam ediyorlar. Deprem onların suçu muydu? Bu bir zorunluluk haliydi. Devlet onlardan kalmadıkları KYK yurtları için para almak zorunda mıydı? Diğer taraftan buradaki meslek yüksek okulunun binası için herhangi bir tadilat girişiminde bulunamamışken rektör için olanca hızlı bir şekilde konut yapılması da nasıl izah edilebilir? Buradan yetkililere sesleniyorum. Öğrencilerin okulları bir an evvel onarılsın. Gençlerimiz uzaktan eğitime devam ediyorlar. Bu bizim vicdanımızı sızlatıyor. Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken rektöre bir hayli hızlı bir şekilde konut yapılmış. Bunu neyle açıklıyorsunuz? Rektör Osmaniyeli'nin bu haklı eleştirisini duymak yerine duymamayı tercih ediyor. Bir de üstüne üstlük bu eleştirilere hakaret ederek cevap veriyor. Osmaniye'miz bunu hak etmiyor. Burası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yabancılar Yüksek Okulu. 6 Şubat depremlerinden sonra bu okulda eğitim, öğretim devam etmiyor. Bu meslek yüksek okulunda gençlerimiz online eğitime devam ediyorlar. Gençlerimiz depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen online eğitime devam ederken elbette ki süratle OKÜ yerleşkesine rektör konutu yapılması hem de o olağanca hızla yapılması tabii ki merak konusu. Buradaki gençlerimiz halen kendi binaları olmadığı için online eğitime devam ediyorlar, devam etmekteler.